6 kişi bir araya gelecek, talimat verecekler Cumhurbaşkanı'na, o da ülkeyi yönetecek. %2 alacak bir parti, Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 50+1 alacak. %50+1 alan birisi bir karar alacakken, dur bir dakika bakayım, Temel Karamollaoğlu ne düşünüyor, ona bir sorayım diyecek. Ya bu rüyaya kim inanır? Böyle bir saf cumhurbaşkanı olur mu? Bu kadar saf adamdan cumhurbaşkanı olur mu? Dolayısıyla ne partili cumhurbaşkanı, ne parti başkanlarından emir alan cumhurbaşkanı. Bu milletin bir evladı olacak. Yeterli birikimi olan, deneyimi olan, siyasi tecrübesi olan, sağlığı yerinde olan, aklı başında olan, matematik bilen, toplumu kucaklayacak, Edirne'den Ardahan'a gönül köprüleri kuracak, ayrımcılık yapmayacak, aklı esas alacak, adaleti tesis edecek, ahlaklı olacak. Böyle birini bulacağız. Bize masal anlatıyorlar değerli arkadaşlar. Bir anayasa tartışmasıdır gündemde. Çözülmüş bir sorunu, hiçbir sorun yok. İsteyen başörtüsü takıyordu, takmayan takmıyordu. Çözülmüş bir sorunu Sayın Kılıçdaroğlu yeniden gündeme getirdi. Erdoğan da gollük pası gole çevirdi tabii ki. Şimdi uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ya değerli arkadaşlar, çözülmüş bir sorunu anayasayla çözmek istiyorlar yeniden. Fakat o anayasada bir şey yok. O anayasa değişikliğinde bir şey yok.